Merhabalar, bugün araç üzerinde MAP sensörü nedir, MAP sensörü ne işe yarar, bunlardan bahsedeceğiz. Yani direkt olarak çalışma mantığını anlatacağız. Arızaları, arıza belirtileri gibi konuları ikinci bir videoda anlatmayı düşünüyoruz. Bu videodan sonra sırada ertesi gün o video yayında olacak. Sizi fazla bekletmeyelim, videomuza başlayalım. Video başlangıcında söylemiştik, bugün konumuz MAP sensörü. Yalnız MAP sensörü çok fazla kafa karıştıran bir parça. Nedir, nasıl çalışır pek kimse bilmiyor. Çünkü MAP sensörü, MAP sensörü, LPG MAP sensörü, birçok hava basıncıyla alakalı sensör parçası bulunduğu için çok fazla karıştırılıyor. Arızasını anlama konusunda da bu yüzden yetersiz kalınabiliyor. MAP sensörü nedir, ne işe yarar? Araç üzerinde detaylı olarak anlatalım. Öncelikle hava girişini görüyorsunuz. Hava girişi buradan geliyor, boruyla. Şurada gördüğünüz kısımda gaz kelebeğimiz mevcut. Daha sonra emme manifoldunu görüyorsunuz şu üst kısımda. Emme manifoldunun üstünde gördüğünüz gibi MAP sensörü bu kısımda yer alıyor. MAP sensörü burada gördüğünüz emme manifoldunun iç basıncını ölçen bir parça. Peki bu iç basıncını ölçen bu parça araçta ne gibi bir görev üstleniyor? Yani iç basıncını ölçünce ne oluyor? Bilindiği üzere motor devri sadece gaz kelebeği hareketine bağlı değildir. Siz gaza bastığınızda da ya da gazdan hızı çektiğinizde de motor belli bir devirde kalmaya devam edecektir. Yalnız bu devire göre, yani motorun yük durumuna göre de hava yakıt karışımı ayarlanması gerekiyor. Bunu şöyle anlatayım. Gaz kelebeği açık konuma geldiği zaman emme manifoldunun iç basıncı atmosfer basıncına eşit olur. Silindirlerin yaptığı vakum etkisi ortadan kalkar. Vakum etkisiyle içeri çekilen havanın hepsi gaz kelebeği tarafından içeri alınır. Atmosfer basıncına eşit, yani bir barlık bir basınç oluşur. Bu basıncı MAP sensörü algıladığı zaman da aracın yükte olduğunu anlar. Yani araç yükte bir şekilde gaz verdiğinizi, ama gaz kelebeği daha az bir açıyla açık. Emme manifold iç basıncı atmosfer basıncının altına düştü. Bu durumda da aracın yükten çıktığını, yükten kesildiğini anladığı için hava yakıt karışımını ve ateşleme ve püskürtme zamanlamalarını ayarlayarak ateşleme ve yakıt sistemini düzenler. Yani bu parça motor kontrol ünitesine motorun yükte mi, boşta mı olduğunu anlaması adına sinyaller gönderir. Genellikle MAP sensörü, MAP sensörü ve LPG MAP sensörü hepsinin çalışma mantığı aynı. Mesela şurada gördüğünüz parça, şu parça LPG MAP sensörü. Görevi aynı. LPG basıncını ölçüyor. LPG gaz basıncını. Hani LPG'li araç sahipleri bilir. Gazınız bittiği zaman dıt 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 bir ses gelir. Otomatik araç benzine geçer. İşte MAP sensörü LPG gaz basıncının düştüğünü algılayarak aracın boğulmasını, vuruntulu çalışmasını önleyerek direkt olarak aracı LPG'den gaza geçiriyor. Yani üstlendiği görevler farklı. Birebir aynı dedik, karıştırılmasın. LPG MAP sensörünün görevi farklı. LPG MAP sensörü iptal edilse de olabiliyor. Sadece araç gazdan benzine, benzinden gaza geçme konusunda sorunlar yaşıyor. Ama MAP sensörünün iptali ya da arızası söz konusu değil. Ama hemen hemen hepsinin çalışma prensibi aynı diyebilirim. Araçlarda, bazı araçlarda MAP sensörü ya da hava akış metre parçası da olabiliyor. Genellikle içeri giren hava miktarı da o sensörle algılanıp motor kontrol ünitesine bildirilebiliyor. Yani hava akış metre olan araçlarda MAP sensörü olmayabiliyor. Bilginiz olsun, eğer emme manifoldunuzun üstünde bu tarz bir sensör yoksa, özellikle dizel araçlarda gaz kelebeği parçası olmadığı için genelde MAP sensörü değil hava akış metre bulunur. Aracınız dizelse bu parça aracınızda olmayabilir. Ama çalışma mantıkları, çalışma prensipleri birebir aynıdır diyebilirim. MAP sensörü arızası nasıl anlaşılır? MAP sensörünün arızası durumunda araçta oluşturabileceği belirtileri, arızasının ne şekilde anlaşılabileceği gibi bir farklı ve detay konumuz yarın yayında olacak. Bugün sadece MAP sensörü nedir ve nasıl çalışır konusunu özetlemeye çalıştık. Arızası ve ortaya çıkaracağı belirtileri de merak ediyorsanız yarınki videomuza göz atabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz, her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz, fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.